Merhaba Nilgün, nasılsın? İyi misin? İyiyim sevgili yönetmenim Tugay'cığım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel gidiyor vallahi. Sabırsızlıkla konuşmayı bekliyorum. Sen evet. gel de konuşayım <laughs> diye. <laughs> Bugün biraz yalnızlıktan bahsedeceğiz. Yalnızlık ekmektir, afiyetle yiyin diye gösteri yapıyorsun. Evet. Ve Aha. gösterilerin devam ediyor. Devam ediyor. Fırsat buluştu. Ben neden böyle bir isim koyduğunu merak ediyorum. Çünkü herkes yalnızlıktan muzdarip farkındaysan. Aslında kalabalık içinde yalnızlık çekenler de var. Ve yalnızlık sanki çağımızın ...en büyük sorunu ve en büyük hastalığı gibi görülüyor. Halbuki ben yalnızlığın duygusal bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani yalnız hissetmek duygusal bir durum. Yalnız olmak da fiziksel bir durum. Her fiziksel olarak yalnız olan, yani eşi olmayan, evinde yalnız yaşayan... ...çok fazla dostu olmayan kişi yalnız değildir. Fiziksel olarak yalnız olan yalnız hissetmek zorunda değildir. Halbuki birinin elini tutarken kalabalıklar içinde, bir iş yerinde, aile ortamında kendini çok yalnız hisseden insanlar da var. Yani o fiziksel duygu durumla duygu durumunu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir kere bu bir. Örneğin ben yalnız yaşıyorum yalnızım ama kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Takipçilerim var, okurlarım var, imza günleri, yeni arkadaşlar, yeni çevreler, mesleğim değişti, dostlarım var. Hatta yalnızlığımda daha güzel dostluklar kazandım. O yüzden hissetmek ve fiziksel durumu ayıralım bir kere. Yalnızlık ekmektir, afiyetle yiyin gösterirsin. isim de şuradan geliyor. Çünkü yalnızlığı insanlar hep negatif bir duygu durumu olarak düşünüyorlar. Halbuki ya da fiziksel durum olarak düşünüyorlar. Halbuki yalnızlık, daha önceki videolarda da küçük küçük değinmiştim aslında buna. Yalnızlık, e, eğer ki biriyle birlikteysen hayatını bazen çocukların, bazen eşin, bazen sevgilin, bazen ailen için adarken e, onlarla birlikteyken kendine yapman gereken yatırımları yapamıyorsun. Ve kıvırcık saçlı düz saçlı ister ya düz saç ister, düz saçlı kıvırcık ister. Evet. Hep şundan e, muzdaribizdir. Evliyken ben evli de oldum. Ah bekarlık sultanlık, ah bekar olsam, ah rahat olsam. Ama e, birlikte olduğun zaman, şey e, bekar olduğun zaman da keşke biri olsa diye hayıflanırsın. Halbuki iki durumdan da alabileceğin artıları alman gerekiyor bence. E, daha önce bahsettim ama ben e, yalnızlıkla çok rahat başa çıkabilen biri olarak görünüyorum. Halbuki hayat o kadar kolay değil. Denemeden Çiğan'ın pati sesleri <laughs> eşliğinde, evet. eşliğinde yapıyoruz videolar. Öyle. Kuçularımızı kapatamıyoruz bir yere çünkü onları seviyoruz. Ben yalnızlıkla çok mücadele ettim. Bu duygu durumuna gelmem, bu farkındalığa yükselmem çok kolay olmadı. Yalnızlıktan aşırı keyif alıyorum. Hatta bazen de yalnızlığımın üzerine birileri gelmeye çalıştığında yani o yalnızlığımı bozulduğunda konfor alanım bozuluyor sende ki. Yani yalnızlık böyle e, öyle bir şey okumuştum. E, tight gibi çok rahat ama üstüme yapıştı diye. Benim biraz öyle oldum. Ama bu da kötü bir şey değil. Çünkü sonsuza kadar bizi eşlik edecek tek ruh ve beden e, bizimkisi. Ben e, boşandığım dönemde anne evinden koca evine gitmişim. Yani yalnız yaşamayı bilmiyorum ve boşanınca ee, böyle 39 yaşındaydım. Ya artık anne evine gitmeyeyim dedim, kendim yaşayayım. Ama korkuyorum da bir yandan. Yani yalnız olmaktan da korkuyorum. Yalnız bir evde olmaktan da korkuyorum. Yani işte kapı çalar birisi gelir. Yani çok basit ve ilkel duygular aslında ama korkuyorum çünkü bilmiyorum yalnız yaşamayı. Hayatımda yalnız kalmamışım. Dedim ki Nilgün bu işi başaracaksın. Eğer ki annemlere ah ah desem, yalnızım desem, yapamıyorum desem hemen gel bize gel diyecekler. Onu da yediremiyorum kendime. O yüzden kendi içimde mücadele ettim. Bir tane anekdotum vardır. Ben yalnızlık ekmek rafiyet yayın gösterisinde de bunu anlatırım. Aslında trajikomik bir hikaye. Aslında trajik diye anlattığımda çok kahkaha duymuştum bu hikayeden. Sonra gerçekten ona ben de gülmeye başladım. E, yalnızlıkla başa çıkmak benim şöyle bir izlenimim var. Çok güçlü. Her şeyle başa çıkıyor, her şey ama su götürür, susuz getirir. Öyle değil işte hayat. Ben e, bu eve taşındığımda 20. kattı burası e, ve kira öderken bu evi krediyle almıştım. Kira öderken bir yandan da kredi ödediğim için ev teslim olduğunda, yani bina teslim olduğunda e, ee, ilk benim dairemi teslim etmelerini istedim. Çünkü kira ödeyecek artık gücüm yok. Krediyle bir yandan kira çalışıyorum ama maaşlar belli biliyorsun. Ee, ve ben bu eve ilk taşınan kişi oldum. Gerçekten de. İkna gücümle, pazarlamacı gücümle ilk defa ilk daire teslim edilen kişi ben oldum ve 20. kattayım. Ve yalnız. Yalnızım. <laughs> bir, ve soğuk böyle 15 Ocak'ta taşınmıştım. Hiç unutmuyorum. Buz gibi bir hava var. E, ee, uğultular geliyor. 20. katta rüzgar şu anda çok alışık kulağım. Acayip esiyor. Korkuyorum yani evde. Fakat birisi gelsin dedi de dua ediyorum. Çok uzakta da oturdum için şehir merkezine. E, hiç unutmam. E, Burcu Esmersoy dedi ki, e, arkadaşım da sponsorluk yapıyordum. Hani işten tanıştığım ama şimdi hala da arkadaşım olan. E, Burcu Esmersoy dedi ki, Niye gün sana hayırlı olsuna geleyim dedi. Ah nasıl sevindim. Yani biri hayırlı olsuna gelecek. O soğukta, o kış e, Burcu bana gelecek diye seviniyorum. Hatta diyorum ki o 1-2 saatinde oturmaya gelir ama ben onu ikna ederim. Gece de kalmasını sağlarım. Kamp kurdururum evde diye de hayal ediyorum. Burcu'cuğum dedim o zaman diyetler falan yapıyor işte. Her zaman fiziğine dikkat eder. Dedim ne yemek istersin? Ne yapayım sana? Dedi ki vallahi ben bu arada biraz sıvı besleniyorum. Dedi güzel bir çorba olursa çok sevinirim. Mercimek çorbası. Annen dedi Aysel teyze yapar. E, sen de yorulma dedi. Annem de yakın oturuyor. Ben o gün Burcu birazcık da trafiği atlatmak için geç gelecek. İlk önce spor salonuna gittim, bir 10 kilometre falan koştum o zaman hırsımdan, yalnızlıktan. Koşuyorum ki yorulayım, uyuyayım diye. Ee, Burcu gelecek, ee, ben acayip heyecanlıyım, o terli terli gittim, eve geleceğim, duş alacağım. Anneme uğradım, bir tencerede çorbayı aldım, kendi evime geldim. Ee, tam böyle benim 20. ama asansör eksi 2'den başlıyor, otopark eksi 2'de. E, eksi ikiden asansöre bir baktım iki asansör var ikisi de servis dışı yazıyor. Koşa koşa güvenliğe gittim elimde çorbayla. Dedim ki eksi ikideyiz yani 20 kat yukarıdayım ve bu asansör bozuk ne yapacağım? Güvenlik de dedi ki bana e, vallahi dedi şikayet gelmedi çünkü binada tek oturan sizsiniz. Şikayet de gelmedi. O yüzden dedi biz böyle bunu şikayet edersek, söylersek bir, bir buçuk saati olur. Ama misafir gelecek eve, duş almam gerek falan. Ne yapacağım diye panik oldum. O kadar bir büyük bir acı çekiyorum ki çünkü yalnızlık var, eve alışmak var, üst katta oturmak var, elimde çorba var, çok istediğim bir misafirim var ve ben e, çok söylendim güvenliğe, acayip söylendim ama sonra ya, dedim ki Allah güç versin, çıkayım 22. kata, yani 22 kat. Yavaş yavaş çıkmaya başladım. Elimde cep telefonum var ama bu asansör boşluğunda, merdiven boşluğunda e, çekmiyor telefon. Bir yandan da diyorum ki benim başım dönerse, çünkü 10 de koşmuşum, gücüm yok. Ee, başım dönerse, bir şey olursa bana böyle panik ataklar geliyor. Ee, kime haber vereceğim, kimi ararım falan diye düşünürken telefonu çekmediğini de gördüm. Nasıl bir üzüntüdeyim? Ve sonra o eşim olduğu dönemleri hatırladım. Eğer ki bunu atlatırsam ve yukarı sağ salim varırsam, ne yapıyorsun? Eşin, sevgilin olduğunu arayıp söyleniyorsun değil mi? Evet. Yani işte şu geldi başıma falan, ah canım diyor, kıyamam diyor, sen derdini tasanı unutuyorsun. Fakat öyle bir insan da yok hayatımda. Kimsem yok gibi geliyor. Halbuki çok kişi var da kimsem yok gibi geliyor. Çünkü o bir kişinin olmaması kimse yokmuş gibi hissettiriyor insana. Çok yanlış. Yukarı çıktım Tugay. 17. katta Allah'ım sana geliyorum dedim. Ruhumu teslim edeceğim artık. O kadar yorgunum ki. Bir durdum orada. Ondan sonra biraz daha çıktım. Kapıyı açtım anahtarla. Tencereyi yere koydum. Ve ağlamaya başladım. Ve bunu paylaşacak bu sıkıntımı, üzüntümü, yorgunluğumu paylaşacak birini istiyorum ve kimseyi düşünemiyorum. İşte tanışmış olsaydık beni arardın. Seni arardın değil mi? Evet. Aslı arayacak da çok insan vardı evet. ama öyle olmuyor işte. O can can dediğin kişiyi istiyorsun. Ee, ben de ne yaptım biliyor musun? Megafon'da güvenliği aradım. Dedim ki ben geldim. Tamam iyi gün hanım dedi. Geldim diyorum dedim. Niye aramadınız? Adam çok geçirdi. Yani adama sevgili sitemi yapıyorum, niye evet. aramadın diye. <laughs> e, Nilgün Hanım, yani niye arayayım falan dedi. Adam beklediğim tepkiyi de vermiyor. Bir sevgili, bir dost, bir eş ne tepki verir? Ah canım vah canım der. Evet. Adam şok geçiriyor tabii. Adam beklediğim tepkiyi vermedikçe ben dırdıra vurdum. Adamla resmen istemiyorum. Erkek değil misiniz? İşte kimseyi düşünmezsiniz. Böylesiniz. Bu kadın yirmi kat çıkıyor. Düştü mü, bayıldı mı diye kontrol etmezsiniz. Ya bana bir şey olsa? Adamı ağlaya ağlaya bağıra bağıra telefonu, megafonu kapattım. Kendi kendime şok geçirdim. Dedim ki ne yaptın iyi gün? Bir ay, o güvenlik ekibi bir ay kaldı. Ben bir ay boyunca karizmayı çizdiğimden kapıdan çıkarken Tugay adamların yüzüne bakamadım biliyor musun? Çünkü diyorum ki ve güvenlik ekibi değişti. Yeni ekip geldi bina teslim olunca. Büyük nefes aldım. Karizmam tekrar yerine geldi. Kafam önde geçiyordum her sabah oradan. Yani güvenlik. yalnızlıktan güvenlik görevlisine hayatımda ikinci kez gördüm. insana sevgili muamelesi yaptım. Sistem ettim ya. Evet güvenlik çiçek alıp evimize gelsin. Aynen onu her bekledim şey herhalde. bence. <laughs> yani yalnızlıkla başa çıkmak ne kadar kolay gibi ben çok kolay başa çıkıyorum gibi görünse de yalnızlık insanı böyle bazen vuruyor. Benim sonradan düzelmem yalnızlık tercihim mi değil gurur mu duyuyorum değil hep bunu söylerim. Ama madem başıma geliyor ekmektir afiyetle yiyin dediğim şey de bu. Kendime vakit ayırıp, hobiler edinip. Bak bu arada bir şeyi çok iyi yaptığın için hobin olmaz. Hobin olduğu için çok iyi yapmaya başlarsın. Yani sen çok iyi yaptığın için, yemek çok iyi yaptığın için o senin hobin olmaz. Hobin yemek yapmak olursa sen onu iyi yapmaya başlarsın. O yüzden hobiler edindim. Spor, yemek, maskeler, sağlıklı yaşam. Bunlarla ve yazmayı her zaman seviyordum. Bunları yaparken de bir yandan da atarımı giderim yazarak kendime yalnızlıktan meslek yarattım, yeni çevreler yarattım, dostlar yarattım ve düşünsene hayatıma gelebilecek bir insana vaktim var mı diye düşünecek kadar yoğun bir insan yarattım kendimden. Ve bu maddi olarak da manevi olarak da bu durum beni çok mutlu ve tatmin etmeye başladı. Ayaklarım üzerinde çok güçlü durdum ve o yüzden de gösterin ismi yalnızlık ekmektir afiyetle yiyin. Ama yalnızlıkla mücadele etmek de dediğim kadar kolay değildir. Sadece olumluya odaklanmak gerekiyor. Aslında burada şöyle diyebilir miyiz? Ee, yalnızken söylediğiniz gibi hobilerimize yöneliyoruz. Evet. Kendimizi daha çok tanıyoruz. Evet. evet. Kendimizi alanını yaratıyoruz. Belki hayatımızda hiç kendi alanımız olmamıştır. Benim olmamıştı. Yalnız kalınca o alanı yaratıyoruz evet. ve Biraz oh. zorla yaratıyoruz. Yaratıyoruz zorla. Yaratınca da onun farkına varıyoruz evet. ve o alanın kimsenin bozmasını istemiyoruz. Tadından belki. yenmiyor o alan evet. işte. Kitap okursun, çok şey öğrenirsin, yeni ilgi alanların olur. Bu arada herkes yazmak, yemek yapmak, spor yapmak zorunda da değil. Hani hobiler, bu, bu resim yapmak, sanatla uğraş, gitar kursuna başlasın demiyorum. Okuyup öğrenmek yalnızlıkla kalıp bazen farkındalığı yükseltmek, inanç modelleri geliştirmek bile bir şeylere inanıyorsun. İşte evren enerjisi diyorsun, karma diyorsun, kainat diyorsun. Bir şeylere inanıyorsun, Allah diyorsun. Onlarla, o inançlarla güçlenip kendine alanlar yaratıyorsun. O yarattığın alanlar da gerçekten bir süre sonra tadından yenmiyor ve bunun başka bir yöntemi yok. Tek sorun ne olabilir biliyor musun yalnızlıkla? Ben çok yalnızım diye evde oturup böyle tırnaklanıp duvarları edersen ah 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 kimsem yok kimsem yok kimsem kalmadı ya da biri gitti biri gel geldi. Ben her zaman diyorum birinin gitmesi falan sorun değil. Çünkü bir kişi terk eder bir kişi aldatır gider ama el almazsa Allah alır yanına. Yani kimseye bir kişiye bağlı olarak yaşayamayız. Dünyada bu kadar insan var 7 milyar 8 milyar kaç oldu acaba dünya hızla nüfus Bayağı nüfuslar? oldu. Bayağı oldu işte <laughs> en son 7 milyarı bırakmışım aynen. ben. O kadar insan varken, tanıyacak o kadar insan varken... illa ki elini tutup sevgili öpüşüp koklaştığın insan değil. O kadar ruh, beden, kişilik, sanatçı ruhlar, üreten insanlar, e, zeki insanlar varken... Bir tek kişiye gitti diye ya da yok diye hayatı zehir etmek... Şimdi böyle anlattığında mantıklı geliyor mu sana? Çok mantıksız. Gelmiyor. Ha O bir kişi bak... Iı, Özdemir Alstaf'ın mıdır e, cümle... ...sensiz de yaşarım ama... ...sen de daha güzel yaşarım insanının gelmesi gerekiyor. Birisiyle, birisiz yaşarsın. O biri geldiğinde daha güzel yaşıyorsan o insan olsun. O yüzden yalnızlık... ...bazen benim vardır öyle bir cümlem... ...yalnızlık iki kişilik mutsuzluktan güzeldir. Bir gün yine birini seversin, geçer. Çok güzel bağladınız. <laughs> <laughs> yani, son cümlelerin vurucudur. Yalnızım ve mutluyum. Yalnızlığım geçince geçerse eğer yani hayatıma bir ruh eşim ya da hayat arkadaşım gelirse yalnızlığımdan yani görürsen bir gün birini yanımda anla ki yalnızlığımdan daha mutlu ediyor beni. Çok güzel o güne kadar da o güne kadar da e, kimseye bu huzurumu bozmaya e, kimse tenezzül etmesin, e, cesaret etmesin. Çünkü izin vermem şu anda. Çok teşekkür ederim. Yalnızlığı bu kadar güzel <laughs> özetleyen birisi daha görmedim. Görmedim değil mi? Ama ben nişanlımdan ayrılacağım diye çok korkuyorum bu çekimler sonunda. <laughs> Allah ee, mutlu etsin. Ayrılmayı hepimizin. düşünmüyoruz şu an. Evet, evet. Yok, daha değer dalga. katıyor. De, i̇şte bu. Evet. Bu insan. Böyle ruhlar bilesin. İnsanlar mutlu olsun ve herkesi mutlu etsin. Çünkü mutluluk bulaşıcı, mutsuzluğun bulaşıcı olduğu gibi. Evet. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşürüz haftaya. Kendine iyi bak. Sen de, sen de. Ayağını Bir sallarsan bize buradan... Yeah. <laughs>